Allah Azze ve Celle bizi kendisini tanımaya çağırdığı bu ayette tokadını gösteriyor. Bak bunları ben yapabilirim. Bu ayet böyle bir ayet aslında. Gücünü gösteriyor Cenab-ı Hak. Bu aslında sopasını gösteriyor da desek olur. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin her şey sopası. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin orduları onun emrinde. Şimdi artık biliyoruz ki böyle dağları mağları kaldırıp tepemize geçirmesine gerek yok. Gözümüzle dahi göremediğimiz varlıkları üzerimize salsa, bedenimizde bunlar faaliyete başlasalar, bizi kısa süre içerisinde yere düşürüp helak edebilirler. Hiç de bir çaremiz yok. Hiç de ulaşamıyoruz da. Bir şey de yapamıyoruz. لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ Fıkh etsinler diye diyor Cenab-ı Hak. Demek ki bu ayette daha çok üzerinde düşünüp değerlendirmeye, fıkh etmeye yer var. Bunu kul sürekli şuurunda tutmaz ise, yani buradan korku devşirmez ise, kötülüğe yöneldikçe onu dengeleyecek, onu frenleyecek bir şey ortada olmaz ise koruyamaz kendini. Yani nasıl arabanın frenleri olmazsa, araba durmazsa, bir sistemde dengeleyici bir unsur olması lazım. İnsanda da bunu en iyi yapabildiğimiz şeylerden bir tanesi korku. Motivasyon da, sevgi de bunu zapt edebilir. Ama yanı sıra korku da güçlü bir faktör. Kul Allah Azze ve Celle'nin azabını hatırında tutmadı. Kendisine bunu başına her an gelebilebilecek bir şey olarak, Cenab-ı Hakk'ın bunu her an gönderebileceği bir şey olarak iyice not etmeli. Bazı kimseler bize Cenab-ı Hak azap etmez sayıp biz Cenab-ı Hak'la sevgi ilişkisi kuruyoruz falan, apayrı bir dünya yaşıyoruz diyebilirler. Onları bilmiyoruz ama konuşan Allah Azze ve Celle müminlerin hasını dahi bu noktada aynı saymış. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Müminler Rablerinin azabından ürperti halindedirler. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ غَيْرُ مَأْمُونَ Senin Rabbinin azabı öyle emin olunacak bir azap değildir. Bize değmez, bize uğramaz, bize öyle şeyler yapmaz. Bazısı da var ki o hiç öyle şeyler yapmaz diyor. Yani Kur'an'daki Allah son derece elinde kamçı, azap habire sağa sola dehşet saçıyor. Öyle, biz öyle bir ilah tanımıyoruz diyor. Bizimki çok munis, çok müşfik. Öyle yanlış yaptık diye cehenneme mehenneme koymak. Yani küsmeye bile şeyi gönlü varmaz. Böyle bir kıyamaz. Bunlar batıl söylemler. Bunlar Cenab-ı Hakk'ı ilah olmaktan çıkarıp boynuna tasma taktığı bir kediye dönüştürme girişimleri. Put niye oluşturdu? İşte put oluşturmanın bir yöntemi de bu. Cenab-ı Hakk'ı etkisizleştirmek. Tehditlerinin hepsini ona yaraşır, sözde ona yaraşır bulmayıp Allah Azze ve Celle'yi böyle bağışlayın saftirik bir ri durumuna indirgemek. Ve bunun propagandasını yapan çoğu misyoner takımı güya İncil'i açtığınızda yahut eski ayda açtığınızda sanki oralarda böyle hiç tehditte bulunmayan, hep öpücük dağıtan birisi varmış gibi. Tabii bu buralarını saklayarak, gizleyerek kendi söylemleriyle o teslis boyutunda sloganik bazı şeylerle dine davet ediyorlar. Gel işte bizde azap yok, yapmak istediğin her şey serbest. Ondan sonra sadece bir şöyle gözünü kapa Mesih'e bir sığın. Bitti bizimki sevgi işi. Burada bir şey yok. Seni dövsem, tokatlasam, öldürsem hiçbir şeyin orada sanki müeyyidesi yok gibidir. Orada her şey, ya böyle ilk duyduğunda akıllı bir adamın ya bu saçma sapan ipin ucu kaçmış sizin orada diyesi gelecek bir şey, hayali bir şeyden bahsediyor. Halbuki Allah Azze ve Celle sistemi denge üzerine kurdu. Kendisi el-adil olan Cenab-ı Hak. Dolayısıyla böyle mücrimler varken Cenab-ı Hakk'ı böyle tasavvur etmek, hiçbir şey azap etmeyecek gibi biri tasavvur etmek kişiyi Cenab-ı Hak'tan soğutur. Kendine başka bir adalet kaynağı ararsın. Bu mücrimleri görüp insanın bulaştığı bu cürümlere tanık olup da Cenab-ı Hak bir de eğer öyleyse, yani oraya herkes gelecek, bir de bu mücrimler de şeyler de hep beraber aynı muameleye görecek. Cenab-ı Hak kıyamıyorum işte kullarıma, bazıları kötü ama ne yapayım, onları da hepsini böyle sevece öyle olsa
insanın tamam sen bu kullarını böyle yani ben burada yokum diyeceği bir isyan gelişir insanın içerisinde. Çünkü bizi de yaratan Allah Azze ve Celle, Kur'an'daki Allah Azze ve Celle o adaletini bize beklenti olarak işlemiş. Böyle bir şeyi yatsıyoruz, tiksindirici geliyor. Onun da adaletten sapması. Ama ne diyor Allah Azze ve Celle? Ben öyle biri değilim diyor. Ben elbette ki inna Allah azizun zuntikam. Allah azizdir. Baskılanamaz. Her şeyin üstünde hakimiyet sahibidir. Ve intikam sahibidir. Zuntikam. Sonra bize emneca'lü lezine amenu ve amilu salihati kel mufsidine fil ard. Emneca'lü muttakine kel fuccar. İman etmiş, salih amellerde bulunmuş olanlarla müfsitleri aynı mı yapacağız? Yoksa muttakilerle füccarı aynı mı değerlendireceğiz? Başka bir ayette Cenab-ı Hak se'eme yehkumun. Ne kadar kötü hüküm veriyorsunuz diyor. İşte bu kötü hüküm. Adam bunu propaganda yapmış, buna davet ediyor. Ve kaptırdıklarını da konuşturduğunuzda çıkarıyorlar böyle. İşte niye Müslümanlıktan çıktın? Ya oradaki diyor, yani oradaki ilah anlayışı çok ürkütücü diyor. Çok böyle kızıyor diyor. Ben diyor böyle sevmek istiyorum diyor. Yani onu sevmek istiyorum dediği böyle sevmek istiyor. Kedi sever gibi. Yani ben ona her türlü yanlışı yapacağım. Her türlü şeyin yanlışın içerisinde bulunacağım. O hiçbir şey diyemeyecek. İşte ağzı olsun, ağzı var dili yok tarzı. Bu puttur işte. Müşrikler de gökteki ilahtan, buyurgan ilahtan, yol yordam öğreten, sınır, had koyan ilahtan rahatsız, bu yüzden rahatsız oldular. Onlara böyle kalıp ilah lazımdı böyle. Bir yere yerleştirecekleri, ondan sonra üzerine kapıyı kilitleyecekleri, yeri gelip üstünü silecekleri ve kendisini konuşturacakları. O konuşamazsın. İşte bununla onun arasında bir fark yok. Burada da artık insan özgürlüğüne kavuşuyor. Bu ayet düşüyor böyle. Artık Allah gökten azap gönderir mi? Gönderemez. Yerden azap gönderir mi? Gönderemez. Birbirimize düşürüp birbirimizin azabını bize tattırabilir mi? Yok. O hiç böyle şeyler yapmaz. Biz ne yaparsak yapalım o böyle şeyler yapmaz. O zaman söz bizde. Artık sahne senin. Artık ilah biz diyebiliriz. Aa bak buna kızır da kızar dese yani kızmayacaktı. Bak buna bozulur ama şimdi sen ilah biziz demeyeceksin. Bak orada illa bir sınır koymak zorundasın. O zaman ben Mesih'i de tanımıyorum buna da kızmasın. İlahı da tanımıyorum. Madem hiçbir şeye kızmayan sevgi dolu bir ilahınız var. Yani sınırsız bir sevgisi var. Tamam hiç sizin oraya gelmesem de beni çok sevecek zaten. Ya sizin oraya gelmeye de gerek yok. Senin bu anlattığın söyleme bakılırsa yani hepimiz iyiyiz zaten. En kötü diye bir şey yok. Niye Müslümanlıkta kalınca kötü oluyor? Bozuluyor mu sizin ilahınız? Demek ki sevgisinin tükendiği bir sınır var. Onların o açık yaptıkları yaklaşımda hiçbir sınır yok. Ne kadar yanlış yaparsan yap. Değil aslında. Onlarda bile bir sınır var. Ne diyor? İlla gel bir buraya diyor. Bir Mesih'e bir şey yap. Bir sığın falan. Sığınmazsan olmaz. E demek ki bak sizinki de bundan sonra bozuluyor. Öyle her şeye olur diyen bir ilah değil demek ki. Bunu bir kere başlattınız mı artık kuralınızı yitirdiniz demektir. Mutlak sevgi ilahı. Bizim Rabbimiz öyle bize hitap eden Rabbimiz aklettiğimiz değerlerle birebir doğrudan örtüşen hükümleri bize öğretiyor. Biz bu ayeti okuduğumuzda tam da böyle olmalı diyoruz. Madem ki göklerin yerin sahibi kendisine karşı saygısızlığı bir tolere eder, iki tolere eder, üç tolere eder. Ama ısrarla bunu sürdüren kimseleri cezalandırır. Çünkü hiçbir hak açısından düşünürseniz hiçbir kulun Rabbine saygısızlık yapma hakkı tırnak içinde yoktur. Yok böyle bir hakkımız. Hakkımız olmayan bir şeyi biz yapacağız. O da bunu tolere etmeye mecbur olacak. Bu nasıl bir anlayış? O zaman ben geleceğim, senin evinde seni döveceğim ve sen de bundan memnun olacaksın. Bunun gibi bir şey. Ya bunu kabullenemiyorsan, niye ne hakkın var diyorsan, Allah Azze ve Celle'ye karşı kulun hangi sebeple saygısızlık yapma hakkı olabiliyor? Olmamalı. Esirgeyişi, merhamet edişi, tolere edişi bir sınır olmalı. Kul döndüğü takdirde olmalı. Pişmanlık için bir kapı aralanmışsa bu ilahi rahmettendir. Bunu anlayabiliyoruz. Bunu kendi aramızda da uyguluyoruz.
Bize öğrettikleriyle bize uyguladıkları Cenab-ı Hakk'ın aynı. Biz bir insan kendisine yanlış yapılmışsa, yanlışı yapan kimse gidip bağışlama dilediyse, bağışlamasını büyüklüğünden sayıyoruz. Bir erdem sayıyoruz. Bunu anlayabiliyoruz ve inanın bu sadece bizde böyle değil. Bunu böyle bize propagandasını yapan beyefendilerin kendi hayat anlayışlarında da bu böyle. Hani bize böyle propaganda ediyorlar da onların sistemleri uçuk kaçık, hiçbir cezai müeyyide yok değil. Her şeyin cezası var. Ve son derece rigidler bu konuda. Yanlışı yaptınsa cezasını çekeceksin. Böyle bir düzen kurmuşlar. Dini plana gelince Cenab-ı Hakk'ı elindeki bütün cezai müeyyidelerini yerle bir edip bunlara hakkın yok, sen sevgi tanrısısın demeye getiriyor. Bu Cenab-ı Hakk'ı yeniden şekle sokma girişimidir. İnsanlar böyle olsun istiyor. Ve bizdeki Allah Azze ve Celle'nin buyruklarına boyun eğmek istemeyen, ona saygı duymak istemeyen kimseler de bunu çok çekici buluyorlar, çok cazip. Yani böyle bir dinin olacak diye bakıyorsunuz üçer beşer bu anlayışta olanlar o tarafa doğru meylediyorlar. Çünkü hiç müeyyide yok. Hayatını yaşa, sonra öylece buraya gel, ben zaten affedeceğim. Açık çek vermiş gibidir önden. Allah Azze ve Celle öyle değil. Biz iyilerle kötüleri müsavi yapmayacağız diyor. Bize ısrarla, inatla saygısızlık yapmış, her defasında bizi güçsüz sanıp, kendisini güçlü sandığı her vakit bize dönüp isyanda bulunmuş, saygısızlık etmiş olan kimseler, bir yerden sonra bir sınır var onun, bir yerden sonra artık bu tolerasyonu da görmezler. Ecelleri doldurulur ve Cenab-ı Hakk'a paketlenir, geri götürürler ve Allah Azze ve Celle zıntikam, intikam sahibidir. O kendisine ne kadar imkan tanıdıysa her defasında saygısızlık yapmış kimsenin ebediyen saygısızlık yapmaya hazır potansiyeli ortaya çıktığında, netleştiğinde Cenab-ı Hak aynı ebediyeti ona azap içerisinde yaşatır. Çünkü öyle söylüyor. Ben aldımsa, getirdimse buraya, bunlar bu tarzdır artık. Bunları kaç kere geri gönderirsem göndereyim, aynı yolu sürdüreceklerdir. Hiç kuşkunu olmasın. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْ Döndürülseler yine aynı şeyleri yaparlar. Bir adamın artık ıslah olmayacağını ve hep böyle yapacağını Cenab-ı Hak tespit etti mi, bu adam sonsuz süreçlerde Cenab-ı Hakk'a sonsuz günahları işlemişle eşdeğerdir. Bu ilahi tespitte kesinleşti mi sonsuz cezaya uğurlanır. Alıp oraya götürülür. Demek ki bu tükettiğimiz süreçler iyi olmamız için her biri birer fırsattır. Akleden kimseler Cenab-ı Hakk'ı doğru değerlendirirlerse artık sadece riskli ortamlarda değil, son derece risksiz görünen ortamlarda da Allah Azze ve Celle'ye saygıyı sürdürebilirler.